Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda bir tane kapya biber, 6 tane yeşil biberle hazırlamış olduğum bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Biberlerin sap kısımlarını temizleyerek yapımına başlıyorum lezzetli tarifi. Öğle yemeğine kendim ve çocuklar için hazırlamış olduğum lezzeti sizlere de sunmak istedim. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de bizim kadar beğeneceksiniz. Kapya biberi dörde bölüyorum, sonrasında doğruyorum. Pratik, lezzetli bir tarif oldu. Biz çok severek tükettik. Sizlerde seveceğiniz evdeki olan malzemelerle hazırlayacağınız bir tarif. Ben evdeki biraz biberi değerlendirdim. Yeşil biberleri doğruyorum. boy bir tane domates kullandım. Kabuğunu soymuştum. Domatesi doğruyorum. Hazırlamış olduğum tarif içerisindeki malzemeler ayrı ayrı güzel lezzetler. Ben tümünü harmanladım. Ortaya şahane bir lezzet çıktı. Tek kötü yanı ekmeği çok yedirmesi. 5 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları doğrayıp pişirme aşamasına geçiyorum. Bir kahve fincanı zeytinyağı. Üzerine doğramış olduğum kapya biber, yeşil biber. Bir çay kaşığı dolusu kaya tuzu. Tavanın kapağını kapatmayacağım. Çok fazla yumuşamasını, ezilmesini istemiyorum biberlerin. Rengini de kaybetmemesi lazım. Sarımsağı ekledim domatesi ilave ettim. Bir tatlı kaşığı dolusu toz kırmızı biber, yarım yemek kaşığı pul biber, bir çay kaşığı dolusu karabiber ekledim. Acısı biraz belirgin olan bir tarif. Çocuklar ve ben acıyı seviyoruz. Genelde tüm yemekleri acılı yaptığım için onların da damak tadı alışık. Malzemeleri soteliyorum. Genelde etsiz olan yemeklere bol miktarda eklerim acıyı. Acı etin yerine her zaman benim için tutar. Lezzetlendirmek için. İstediğim kıvama geldi malzemeler. Ocağın altını kapatıyorum, diğer aşamaya geçiyorum. Sos hazırlayacağım. Bir tane yumurtayı tavanın içerisine aldım. 1 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı yo yoğurt ekledim. 2 yemek kaşığı sirke ilave ettim üzüm sirkesi. Biraz beşamel sosa benziyor tarif. Tek fark içerisindeki malzemelerin farklı olması. Yumurta, yoğurt, su ekleyeceğim az sonra. Sirke olması beşamel sostan içerisindeki lezzeti biraz farklılaştırıyor. Yarım çay bardağı su ekledim. Ocağa aldım tavayı. Orta ateşte pişirmeye başladım. Beşamel sostan bir farkı da içerisindeki yoğurt olduğu için hafif mayhoş bir tadı var. Sirke ile beraber hafif mayhoş bir tat verecek sosa yoğurt ve sirke. kaynamaya başlayan sosun içerisine yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Biraz daha lezzetine lezzet katmak için bu aşamada karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bir sos kıvamını almaya başladı. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekledim. Kıvama geldi sos. Çok fazla katı olmasını istemiyorum. Zaten sos soğuduğu zaman katılaşır muhallebi gibi olur. Biraz akışkan olmalı. İstediğim kıvama geldi. Ocağın altını kapatıyorum. Sıcak sıcak bir servis tabağına alacağım. Soğuttuğunuz zaman hem servis tabağına dökmeniz zorlaşır hem de katı bir kıvam alır. Sıcak sıcak güzel oluyor ekmekle yemesi. Üzerini düzeltiyorum. Hazırlamış olduğum bol acılı domatesli, biberli, sarımsaklı, zeytinyağlı karışımı üzerine dökeceğim. Hazırlamış olduğum sos. Lezzetinin görüntüsünden hiçbir farkı olmayan. İçerisindeki sosla, yoğurduyla, süt, baharatlar, üzerindeki domatesli sos. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz görüntüsünü. Tam ekmek banmalık bir tarif sizlere. Şöyle yakından da göstereyim. görüntüsü zaten lezzetini nasıl olduğunu biraz olsun sizlere anımsatır. Akşama Sivas katmeri yapmıştım. Açıkçası ben biraz ekmeğe biraz katmere buladım, bandırdım, yedim. Sıcak sıcak katmerle katmerle tükettim. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayıp dilediğiniz dilerseniz ekmekle, dilerseniz çatalla, dilerseniz kaşıkla tüketebilirsiniz. Lezzeti benden garanti. Güzel bir tarif. İçerisindeki malzemeleri gördünüz. Çoğu evde olabilecek malzemeler. Biberde varsa domatesle bu tarif kaçmaz dilediğiniz vakit, dilediğiniz zaman hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. Ben öğle yemeği için hazırladım. Sizler dilediğiniz saatte hazırlayıp tüketebilirsiniz. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yumuşacık lezzetiyle tekrarlamak istiyorum. Dilerseniz ekmekle, dilerseniz çatalla, dilerseniz kaşıkla yiyebileceğiniz güzel bir lezzeti sizlere sundum. Artık gerisi sizlere kalmış. Başka lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.